Malcolm X 28 Şubat ve Türkiye'nin Dindarları Erol Erdoğan. Önce Malcolm'un kısa bir hikayesi. Malcolm 1925'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Siyahilerin Amerika'da özgürlüklerine asla kavuşamayacakları için Afrika'ya geri dönmelerini savunan bir babanın oğludur. Dört kardeşi ırkçı beyazlarca öldürüldü. Babası 1931'de faili meçhul cinayet sonucu hayatını kaybetti. Yedi kardeşi çeşitli ailelerin yanına yerleştirildi. Annesi akıl hastanesine yatırıldı. Kendisi 13 yaşında bir ıslah evi okuluna gönderildi. Sonrasında evlatlık olarak bir ailenin yanına verilen Malcolm burada ilkokulu bitirdi ve liseye gitti. Okulu bırakıp çalışmaya başlayan Malcolm gençlik yıllarında birçok suça karıştı. 16 yaşında telenlerde sandviç satmaya başladı. 1946'da 20 yaşındayken 10 yıl hapse mahkum edildi. Bu dönemde siyahi milliyetçiliğini savunan, hatta tanrının siyah olduğunu söyleyen Elijah Muhammed'in görüşlerini benimsedi. Hristiyanlıktan başka din tanımıyordu. Ancak beyaz adamın dini olarak gördüğü için Hristiyanlıktan nefret etti. Beyaz adama duyduğu kin ve düşmanlık Elijah'ın görüşlerini benimsemesini kolaylaştırdı. 1952'de hapisten çıkınca Elijah Muhammed'in kurduğu Ulusal İslam hareketine katıldı enerjisi, teşkilatçılığı ve harekete bağlılığı dikkat çekince Elijah onu teşkilatta görevlendirdi. Malcolm Elijah Muhammed'in konuşan ağzı haline geldi ve şeytan diye tanımladığı beyaz adamdan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Malcolm ile Elijah'ın Elijah arasındaki ilişki sonraki yıllarda bozulmaya başladı. Malcolm'un yükselen grafiği Elijah'ı korkuturken Malcolm Elijah'ı Muhammed'in özel hayatını sorgulamaya girişti. Elijah'ın 1963'teki Kennedy suikasti üzerine Malcolm'a konuşma yasağı koyması gerginliği artırdı. Basında konuşmalarının şiddet içerdiği gerekçesiyle Malcolm aleyhine yazıların çıkması onun siyahlar üzerindeki etkisini azaltmadı. Aksine Amerika'da isyan başlatabilecek tek siyah olarak görülmeye başlandı. Mart 1964'te Ericah Muhammed'den ayrılan Malcolm artık yerinin ırktaşı mahalleler olduğuna karar verdi. Bu dönemde Müslüman ülkelerin diplomatlarıyla görüşerek İslamiyet hakkında yeni bilgiler aldı. Öteden beri aklında olan Afrika ile köklerin canlı tutulmasını savunan Afro-Amerikan tezini canlandırmak ve hacca gitmek amacıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya seyahate çıktı. Hac'da dünyanın her tarafından gelen farklı ırklardan Müslümanlarla tanıştı ve ırk ayrımına dayanmayan bir din anlayışına ulaştı. Öyle ki daha önce şeytan dediği beyazlarla aynı safta namaz kıldı, aynı sofrada yemek yedi. Onun için başka bir dünyanın kapısı aralanmaya başlamıştı. Mekke'den Amerika'daki bir arkadaşına yazdığı mektupta Hz. İbrahim'in, Hz. Muhammed'in ve diğer bütün peygamberlerin mekanı olan kutsal topraklarda farklı ırk ve renklerden insanlardan gördüğü kardeşlik ve her renkten insanın gösterdiği cana yakınlık karşısında büyülendiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırk problemini ortadan kaldırmak için İslam'ın anlaşılmasını şart olduğunu söyleyen Malcolm Amerika'ya dönünce gerçek anlamda siyah beyaz kardeşliğini esas alan bir toplum meydana getirmek için 1964 Mart'ında Müslim Musku, Haziran 1964'te ise Organization of Afro-American Unity adlı teşkilatları kurdu. O zaten bu dönemde artık Malik Eşşahbaz'dır. O günlerde bir gazetecinin televizyonda kendisine sorduğu soruda onun eski konuşmalarına atfen beyaz ırkın şeytanlığı gibi bir ifade yer alması karşısında iyi siyah ve iyi beyaz gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır diyerek müdahale etti. Bu sözleri onun tehlike olarak algılanmasını hızlandırdı. Çünkü eskiden kendi ırktaşlarınca bile tümden kabul edilmeyecek fikirlere sahip olan bir adam artık herkese mesajlarını ulaştıracağını deklara etmeye başlamıştı. Bu durum Amerika için tehditti. Malcolm yeni görüşlerini açıkladıkça kendisine ve ailesine yönelik tehditler almaya başladı. Evi kundaklandı. Bu gelişmelerden sonra fazla yaşatılmayacağını hissetti. Bir süre sonra 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken öldürüldü suikast bir muamma olarak kalmakla birlikte üzerinde en fazla konuşulan ihtimal cinayetin Elijah Muhammed ve Sia işbirliğiyle gerçekleştirilmiş olduğudur. Benim Malcolm X'in hayatından çıkardığım derslerden en önemlisi şudur. Sadece siyahilere hitap eden, söz alanı ve etki alanı sınırlı, Beyazları düşman sayan ve onlarla etkileşimi olmayan şiddet yanlısı Malcolm Amerika Birleşik Devletleri ve CIA için idare edilebilir ve amaçlara uygun yönlendirilebilir kabul ediliyordu. Evrensel dile kavuşarak sadece siyahlar değil, beyazlara ve herkese hitap edebilen, söz ve etki alanı genişleyen Malcolm ise şiddetten uzak durduğu halde tehlikeli kabul edilmiş iddialara göre de öldürülmüştür. Konunun 28 Şubat boyutuna gelelim. 12 Eylül darbesi Türkiye'de her siyasi, sosyal ve kültürel topluluk için farklı stratejiler ortaya koydu. Bu çerçevede evrenin başkanlığındaki evrenin Kenan Evren'in başkanlığındaki darbeci cuntanın Erbakan liderliğindeki milli görüş başta olmak üzere İslamcılar ile dindarlara, muhafazakarlara yönelik ortaya koyduğu plan ise iki strateji içeriyordu. Sulandırma ve marjinalleştirme. Her iki stratejinin amacı şuydu. Etki alanını daraltmak, alternatif olmaktan çıkarmak, içe kapatmak, komikleştirmek veya şiddete yakınlaştırmak. Bu stratejileri, bu stratejileri darbecilerin birçok politikasında görmek mümkündür. 12 Eylül dindarların önünü açtı gibi analizler işte tam da bu stratejiden Müslümanlığı sulandırma, hafifletme, komikleştirme, yönetme, yönlendirme kısmına denk düşmektedir. Bu yönüyle cuntanın planları Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil kuşak planları ile paralellik arz etmektedir. Ancak 12 Eylül'ün İslamcılar ile dindarlara, muhafazakarlara yönelik ortaya koyduğu sulandırma ve marjinalleştirme projesi çok başarılı olamadı. Aksine o dönemin dindarları siyaset başta olmak üzere her alanda açılımcı davrandılar. Mesajlarını evrenselleştirdiler, iletişim araçlarını daha çok kullandılar, farklı kesimlerle ve dünya ile etkileşimlerini artırdılar. Darbecilerin planı tutmamıştı. Çünkü İslamcı dinamikler açılımcı yöntemleriyle her alanda siyasette, eğitimde, kültürde güçlenmeye başlamışlardı. Sonuçta taktik değiştirildi. Sulandırılamayan ve marjinalleştirilemeyen aksine etki alanını genişleten İslami çizginin demir yumrukla dövülmesi ve zincirle boğulmasına karar verildi. Böylece 28 Şubat bir süreç olarak başlatıldı. Onun için 28 Şubat önceki darbelerde olduğu gibi sadece siyaset ve bürokrasiye değil, bunların yanı sıra toplumun tamamına yöneldi. Darbeciler, bin yıllık Müslümanlık çizgisine karşılık akıllarınca bin yıl sürecek darbe ateşini yaktılar. Bizim 28 Şubat hikayemiz ile Malcolm'un hikayesi benzer hikayelerdir. 21 Şubat Malcolm'un vefat yıl dönümü. Malcolm ağabeyimize Rabbimden rahmet diliyorum. Sonrasında 28 Şubat'ın yıl dönümü olacak. Bir de böyle bakalım darbelere ve 28 Şubat'a. Başka kelimelere ihtiyaç duymayacak şekilde söyleyelim. 28 Şubat açık seçik darbedir.